Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dr. Sam Harris'in Andrew Huberman'la yaptığı podcast ile devam ediyorum. Ve burada şimdi meditasyonu bence Sam Harris çok az kişinin günümüzde anladığı biçimde anlatıyor. Ve ben de her ne kadar bunu belki anlık hissedip kavramsal olarak anladığımı düşünsem de açıklamakta hep zorluk çektim ve Sam Harris'in açıklamaları muazzam. Onunla devam ediyorum. Diyor ki aslında şuna benzetebiliriz durumu. Bir kör nokta varmış gözümüzde ve ben bunu yaptım. Şöyle bir kağıda iki nokta çizerseniz, okay, çok basit, boş bir kağıda İki nokta koyuyorsunuz. Sonra bir gözünüzü gözlüksüz, bir gözünüzü kapatıyorsunuz. Ha, hemen buldum şimdi. Ve öyle bir yere getiriyorsunuz ki kör nokta ortaya çıkıyor. Yani bir noktaya bakıyorsunuz. Sonra baktığınız noktanın yanı sıra ikinci noktayı görürken belirli bir yerde kağıt geldiğinde ikinci nokta yok oluyor ve işte o aslında gözümüzde olan bir kör nokta. İki gözümüzde de var ama iki göz beraber genelde işlediği için öbür göz dolduruyor o kör noktayı ve beyin onu algılamıyor. Yani orada bir boşluk var hissini vermiyor ama bir topluluk içerisinde olsak hani birinin kafasını görmüyor olacağız ya da bir şeyi görmüyor olacağız ve bunu nasıl benzetiyor. Diyor ki aslında bilincimizde de fark ettiklerimizde de kör noktalar var bilinçle ilgili diyor. Yani deneyimimizden eksik kalan ama bizim fark etmediğimiz şeyler var. Şimdi meditasyon bu bilincin içeriğini değiştirebiliyor. Ve çoğu kişi bunun için meditasyon yapıyor. Yani fark ettiğim şeyler farklı olsun diye. Daha detay ve ince şeyler fark edeyim ya da daha geniş evrensel farkındalıklara varayım diye. Ve bu psychedelic ilaçlar, ilaç diyorum artık uyuşturucu demiyorum çünkü inanıyorum ki ilaç olarak kullanılacaklar gittikçe. Mesela bu mantardan ya da LSD'den, MDMA gibi kullanılan maddeler bunu sağlıyor. Yani bunun için ortam açıyor. Hani o maddeleri alınca wow, dikkatinin ışığında çok daha geniş ya da çok daha içsel derin bir farkındalık ulaşabiliyor. Ama Sam Harris diyor ki bunlar yine bilincin içeriği. Şimdi bunu bekliyoruz meditasyonda. Yani her şey değişsin, daha duygularım değişsin, işte gördüğüm görüntüler değişsin, daha zihin müsait olsun bana bir nevi zannediyoruz. Ama ve okuduklarımız da bunu ümit veriyor. Diyor ki işte özgürlük dediğimiz şey şu anda burada değil. Hani burası değişince özgürlük var. Değişik bir şey yaşayınca özgürlük var. Freedom is elsewhere or deep within. Yani başka yerde özgürlük. Ya da çok derine gitmem gerekiyor o özgürlük için. Ama şu anda yok. Buna inanıyoruz literatürü okuduğumuzda ya da bu işte bu psychedelic ilaçlardan verilen sözde. Ama Sam Harris diyor ki gerçek şudur ki eğer ki gündelik hayatımızda iki ötesi, non-duality'ye doğru bir içgörü edinirsek ki bu aynen o kör noktayı fark etmek gibi oluyor. Yani aslında başka bir şey görüyor olmana gerek yok. Gündelik görüntünün içerisinde gizli olanı fark ettiğinde o zaman hiçbir yere gitmene gerek yok. Sadece doğru bir arayışta olman gerekiyor. Ve doğru bir araştırmada olmalısın ki
bu gündelik hayatta ve çok yüzeyde olanı fark edelim. Ve bu o kadar yakın bir şey ki fark etmesi zor bir şey. Burada ben araya giriyorum. Mesela şu metaforlar aklıma geliyor. Hani suyu arayan balık mesela, o metafor kullanılır. Çok yakın zaten onun içinde ama onu göremiyor çünkü fazla yakın bir nevi. O yüzden çok kez bu doruk deneyimleri spiritüellik zannediyoruz. Ancak içerik değişince tamamıyla zihnimizde ya da deneyimimizde, işte o zaman bir şey yaşadım ama geri döndüğümde normal hayata gitti ve onu tekrar yakalamam lazım. Tekrar o büyük hisleri yaşamam lazım zannediyoruz. Sam Harris diyor ki bu değil meditasyon. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Yani bu paradoks, geri dönüyorum Sam Harris'e, diyor ki paradoks bir iddia. Yani diyor ki tam yüzeyde ama görmesi çok zor. Böyle bir paradoks var. Ve genelde spiritüellikle ilgilenen kişiler bir mesafe koyuyorlar kendileri arayışta olan kişi ve aradıkları şey arasında. Genelde spiritüelle girenler de o mesafe oluyor. Ben şimdi araya giriyorum, yine o yogada çok var. Çünkü o mesafeyi araya pozları sokuyoruz. Diyoruz ki şu pozları becerince ya da nefesin şöyle şöyle olunca o zaman ileride bir yerde olacak. Sen buradasın ve senin için spiritüellik ya da ne arıyorsan, işte bu arada bu engeller var, onları becerene kadar. Ama burada bahsettiğimiz şey o değil. Yani Sam Harris diyor ki hep bir dağın tepesine tırmanacaksın gibi bir his veriliyor. Sen ve başlangıç noktası ve hedef arasında hep böyle bir mesafe var. Yine ben araya giriyorum şimdi. David'den öğrendiğim mindfulness hakkındaki bilgilerde diyorlar ki mindful zihinde bu yok. Yani mindfulness uyguladığımızda bir hedef yok. Çünkü hedef koyan zihin, ben buradayım, burası olmak istediğim yer değil bir şekilde ve bir hedefim var ve ona doğru adım atmam ve çaba harcamam gerekiyor. Ona doing mind diye öğrenmişti David ve mindfulness'ın yarattığı ortamda being mind. Yani artık hedef yok. Buradayız. Burası yeterli. Uzaklaşmamız gereken bir yer değil. O yüzden bu da hani aynı tarz bir açıklama gibi geldi. Onu size arada açıklamak istedim. Geri dönüyorum. Sam Harris diyor ki aslında yol ve hedef beraberler aslında. Ve bunun mantığını çözmek zorundasın bir şekilde ki sen bir şey arıyorsan aradığın şey senin dışında ve bu anın dışında bir şey değil. Bu cümle çok güzel bir cümle. You have to unravel the logic that you must seek something outside of you, outside of present moment experience. Bu an deneyiminin dışında ve kendin dışında bir şey aramadığını fark etmelisin. Onun mantığını çözmelisin kafanda. Çünkü aslında senin için şu anda müsait olmayan milyonlarca şey var. Mesela çok iyi piyano çalamıyorsun. Senin için şu anda müsait değil. Ya da çok iyi golf oynayamıyorsun. Bunlar onun örnekleri. Ya da Çince bilmiyorsun ve bunları doğru düzgün bir şekilde yapabilmek için hani binlerce saat pratik gerekiyor. Ve bunlar için gerçek bir eğitim gerekiyor. Şimdi meditasyon bu değil diyor. Meditasyonun core, yani kök içgörüsü ve bu Budist geleneğinden bir örnek olarak aslında şu anda senin için müsait olan bir şeyi arıyorsun aslında. Ben de bunu aramak için diyor ki bir sene inzivaya çekildim, sessiz inzivaya. Hani 3 aylık
bölümler içerisinde ve günde 12-18 saat sadece meditasyon yapıyordum diyor ve çok kolay, yani bunu görmüyorsun bütün bu kadar saatlerce otursan da öyle bir bakıyor ki gözlerin, göremiyorsun ve bir de yanlış yöne yönlendirdiler seni. Daha iyi bir bilgin olursa ve eğer ki yanlış beklentileri iptal edebilirsem, David bana hep der, hani Zeynep sen çok büyük, hani havai fişekler patlasın istiyorsun, o tarz bir spiritüel deneyim arayışındasın der. Çünkü bazen böyle şey, böyle işte onu göreyim, öyle bir görüntü olsun ya da farklı bir boyut fark edeyim, öyle eğilimlerim oluyor benim de. Ve hani o bir nevi bir yanlış yönlendirme olur. Çünkü asıl meditasyonun hedefi havai fişekleri patladığı bir alan değil. Çünkü o hala içerik. Havai fişek patlamaları hala bir içerik ve onu hisseden bir birey var. Bunlar birbirinden ayrı hala. Deneyim ile deneyimleyen ayrı algılandığı sürece aslında orada değiliz. Diyor ki Sam Harris, aslında bu yanlış beklentileri iptal edebilirsek ve doğru bilgiler olabilirsek ve gündelik hayata bağlayan, o zaman yolculuğumuz çok daha kısa olur diyor. Bu meditasyondaki yolculuk. Ama diyor, diyelim ki yanlış bilgiler verildi ve bir takım deneyimler yaşamaya başladık. Mesela ayahuasca alıyoruz. Ve bu ayahuasca deneyimi çok değerli diyor Sam Harris. Çünkü aslında bilincin içeriğini değiştiriyor ve şaşırtıcı şekilde değiştiriyor. Çok içgörülerin oluyor geçmişinle ilgili ya da ilişkilerinle ilgili. Ama diyor bunların hepsi muhteşem ama hala bir nesne özne ayrımı var diyor. Yani bir ben var bunları deneyimleyen ve orada hala aşamadın buradaki kök ızdırabı bir nevi. Yani ızdırap yaratan zaten o ayrım. Şimdi diyor ki aslında diyor meditasyon şöyle bir şey diyor. Yani havai fişekler ve büyük deneyimlerle ilgili değil. Buradaki bütün siyah beyaz noktaların arasında bir köpek görüyorsun. Belki biraz bırakıyorum burada, görmek için zaman ayırıyorum size. Burada siyah beyaz noktalar görebilirsin ya da gözün öyle bir şekilde burada bir köpek buluyor ve şimdi bulamayanlar için söyleyeceğim nerede olduğunu. Şurada böyle kafası aşağı doğru bakan, bacakları burada olan böyle bir köpek var aslında burada. Ve şimdi o köpeği diyor bir kez gördükten sonra artık bir daha göremezlik edemiyorsun. Burada yine aklıma benim başka bir metafor geldi. Bir orada köşede bir yılan var zannediyorsun ama aslında o sadece bir ip olduğunu görüyorsun. Sonra ip olduğunu bir kez gördükten sonra onu tekrar yılan zannetmiyorsun. Sam Harris diyor ki işte meditasyon böyle bir şey. Artık her bir daha baktığında aslında görebiliyorsun ve artık bir ayrım olmamaya başlıyor meditasyonda. Sen ve deneyimin arasındaki ayrım. İşte meditasyon bu diyor. Yani bir şey deneyimliyorsan, bir tat, bir koku, bir ses, bir görüntü, sadece aslında orada o tat var, o koku var, o ses var, o görüntü var ya da proprioseptif bir deneyim var. Yani bütünlük var. Ve enerji, bilincin enerjisi ile bağlantıdasın. Yani şöyle diyor yine bir metafor. Nehrin kenarında nehrin akışını izleyen değilsin. Şimdi çok kez meditasyona özellikle ilk başladığımızda öyle oluyor.
Hani nehrin akışını izliyoruz ve bunu dispassionately, yani tutkulu olmayacak şekilde yapıyoruz. Yani yargısız bir şekilde. Hani bir şeyi atlayıp çekmeden ya da bir şeyi itmeden, hani nötr bir şekilde bir nevi o nehrin akışına bakıyoruz. Ve yani tanık, akışa tanık olmaya çalışıyoruz çok kez meditasyona oturduğumuzda, yeni başladığımızda. Ama bunu dualist bir şekilde yaparsam, yani nesne özne ayrımını muhafaza ederek bunu yaparsam, o zaman sen kendini ben meditasyon yapıyorum, meditasyonu yapan olarak hissediyorsun. Yani tanık olarak özdeşleşiyorsun. Aslında hakikat şu ki nehrin kendisisin. Wow, ne kadar güçlü ve birazcık hani ne diyor bu adam? Şöyle bir başka yerden duyduğum ve hep hoşuma giden bir hikaye ve yanlış söylüyorsam kusuruma bakmayın ama şöyle idi. Bir yine nehir var. Okay. Nehrin öbür tarafına geçmek istiyorsun. Ve yoga'nın Patanjali'si diyor ki işte bir kayık yap diyor. Ve sen kayığı inşa etmeye başlıyorsun ki nehrin öbür tarafına geç. Sonra Buda geliyor diyor ki, meditasyonun Budası diyor ki, gel gel diyor. Ne kayık yapmakla uğraşıyorsun diyor. Bak çok sığ bu tarafta nehir diyor. Yürüyerek geçebilirsin diyor. Sonra Tao'nun Lao Tzu'su geliyor. Tao Te Ching'in Lao Tzu'su diyor ki, ne diyorsun diyor. O taraf, bu taraf diyor. Ne diyor? Okay. Ve bunlar işte hani yoga çok çabalı, Budizm'de de çaba var, meditasyonda. Oralara girmeyelim. Bence yogada da tabii ki bir fırsat var bu anlayışı yaşamak için. Meditasyonda da var. Tao'yu çok bilmiyorum ama o felsefede de var. Onu ayırt etmeye biri daha iyi daha zararlı demeye çalışmıyorum. Sadece o hikaye güzel bir şekilde bence Sam Harris'in anlatmaya çalıştığı şeyi anlatıyor. Yani you are the flow. Yani akış sensin. Ve sonra da her şey aslında akışın parçası. Sadece deneyim var. Bunu soyutlaştırmaya başlayabilirsin. Diyebilirsin ki işte bu akış benim. Bu benim hayatım, bu benim deneyimim, bu benim bedenim. Bunları düşünmeye başlıyor olabilirsin. O da sadece akışın parçası. O düşünceler de sadece akışın parçası. Yani hiçbir mesafe olmadığını tanımak. Şimdi istiyorsan ömrün boyunca o doruk noktaları bekleyebilirsin diyor Sam Harris. Mesela savaştasın ve savaş öyle bir dikkatini bütünsel olarak kapsıyor ki orada kendini hissediyorsun her şeyin olduğunu ya da doruk bir haz noktası olabilir. Mesela spor oynarken sporcular belki diyebilir ki wow sanki her şey oluveriyordu o sırada golü attığımda. Bu tarz doruk olaylar hayatımızda çok az oluyor. Binde, yüz binde bir olaylar bunlar. Ve asıl meditasyon bir yol. Bu dikkatin mekaniklerini anlayamaya başladığımız bir yol. Ve artık onu görüyoruz ki bu dikkatin mekanikleri ne kadar engel oluyor bizim bu bütünsel olarak deneyimi yaşamamıza ve meditasyon bunun için diyor. Daha güzel söylemeye çalışıp bitireyim. Diyor ki meditasyon bir yol.
dikkatin mekaniklerinin nasıl bize engel oluşturduğunu anlamak için. Yani ben düşünüyorum dan ziyade, çünkü en çok şu anda meditasyona oturacağız, oluşan şey ve hızlı ve görmemiz zor olan şey düşünceler olacak. Bir ağrı olunca bir yerde onu daha mesafe, daha yavaş olduğu için yakalayabiliyoruz ve mesafe oluyor. Bir ben ve ağrı gibi. Düşünceler, işte yine çok iyi tanımlayamadığımı düşünüyorum ama ne oluyorsa oturduğumuzda şimdi, onun da nehrin parçası olduğunu görme araştırmasıyla oturalım diyorum. Ve şimdi başlayalım oturmaya. Yine 5 aşama yapmak faydalı oluyor. Çünkü her aşamayla, her çanın sesiyle hatırlıyoruz ne yaptığımızı. 20 dakika oturacağız ve aşamaları ben size açıklayacağım. Bedenimize ve nefesimize odaklanıyoruz. Dik ve rahat bir oturuşa geçin. İlk aşamada gözler açık ya da kapalı olabilir. Nefesin sonunda sayıyoruz. Nefesi takip ediyoruz ve bir sayı yerleştiriyoruz. Ve belli ki dil öyle ki bir nesne ve özne yaratıyor. Yani ben sayıyı nefesimin sonunda yerleştiriyorum gibi oluyor. Aslında bunu yaparken ya da bu olurken o akışın parçası olduğunu hatırlayarak. Nefes giriyor bedene. Nefes boşalıyor. Bekliyoruz. Tam boşaldığı noktaya bir sayı yerleşiyor. Bir. Ona saymış bulunursak yine 1 ile başlayabiliriz. Ama baktık ki 11-12'lere geçti. O da o akışın parçası. Baktık ki sayma unutuldu. Yine düşüncelere kapıldık. O da akışın parçası. Geri dönüyoruz saymaya. 1.
birinci aşamada nefesin başında sayıyoruz. Ve dikkati bu kadar törpülememizin sebebi bu kör noktayı fark etmek için. Yani daha becerikli içerik yaratan, içeriye çok tutunan, kendisini sürekli değiştirmeye çalışan birinin de dikkati çok törpülenmiş olabilir. Ama orada hala o ayrım var ve güçleniyor bile olabiliyor. Ben ve tanık olduğum bilincin içeriği farkı mücadele olunca çok. Dikkati törpülüyoruz. Bu çok yüzeyde olan ve gündelik hayatta her an mevcut olan şeyi görebilmek için. Ve burada dikkat tam nefesin başını fark etmeye çalışıyor. Yani nefes sona erdi. Bekliyoruz. Nefes başladı ve oraya sayıyı yerleştiriyoruz. Bir. Ona kadar varmış bulunursan bire dön. Dikkatin dağılmış bulunursa o da akışın parçası. Bire dön. Saymayı bırakıyoruz. Sayma hiçbir zaman bir hedef değildi. Saymak zihni biraz dizginlemek için, oradan oraya dikkatin uçuşup gitmesi ve farkındalığın düşük olmasını engelleyen bir araç. Ve şimdi artık 8 dakikadır farkındalığımızı odakladık, törpüledik. Şimdi de saymadan nefesle kalıyoruz. Yine bedensel duyumlarla. Yani beden hakkında düşünmek, bedeni hakkında yorum yapmak değil. Gerçekten sadece orada ne oluyorsa onunla kalmak. Ve nefesin hareketi çok duyum yaratıyor.
bedende hareket yaratıyor. Onlarla kalıyoruz, takip ediyoruz. Sadece burunda nefese odaklanıyoruz.
Son aşamada artık herhangi bir belirli bir şekilde odaklamaya çaba göstermiyoruz. Odak oradan oraya kaymasına izin veriyoruz. Ama hiçbir şeye tutunmadan, itip çekmeden mindfulness bölümü bu meditasyonu. Ve şimdi sona erdi 20 dakikalık meditasyonumuz. Ve aklıma evet. Allahu Ekber sözcüğü geldi. Yani tekliğin, o hiçbir şeyin ayrımı olmadığına dair bir söz. Görüşmek üzere. Bir dahaki resette teşekkür ederim.